Bugün çok özel bir konuğum var. Kayınvalidem bizlerle. Annem helvayı pişirirken ben de hazırladığım sorularla annemi biraz sıkıştıracağım. Beni ilk gördüğünde ne hissetmiştin anne? Ya çok tuhaf bir histi. Tuhaftı derken ilk ısınamadı bence. Peki sen ne hissettin beni gördüğünde? Ben annemi çok mesafeli ve çok soğuk bulmuştum. Şu an asla öyle hissetmiyorum tabii ki. Aldık bütün tüyoları. Şimdi şerbetle buluşma zamanı. Gerçekten şu an sabırsızlanıyorum tadına bakmak için. Yemekteyiz, böyle döndü bana durup dururken. Ben dedi, annemin yemeklerinden başka dedi, kimsenin yemeğini beğenmem dedi. Benim karakterimi almış gibisin. Peki beni becerikli buluyor musun? Öv beni anne biraz. Çok teşekkür ederim. Herkese merhaba. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok özel bir konuğum var. Kayınvalidem bizlerle. Hoş geldin anne. Hoş bulduk canım. Bugün bize ne pişireceksin? Un helvası. Annemin tüm yemekleri çok lezzetlidir. Bugün sadece size helva yapmayacağız tabii ki. Annem helvayı pişirirken ben de hazırladığım sorularla annemi biraz sıkıştıracağım. Hadi başlayalım. Evet, şimdi sahne annemin. Bize hem anlatsın hem de yapsın. İlk önce şerbetimizle başlayalım. 2,5 su bardağı şeker. 2 bardak su ilave ediyoruz. Bu arada annem bu tarifi tabii ki göz kararı yapıyordu. Şu an sizler için ölçeklendiriyor ilk defa. Kaynayana kadar karıştırıyor musun anne? Hayır, yoksa? Hayır. Yani şimdi şöyle bir karıştırdım. Şimdi o kendisi erir. Bunu bırakıyoruz. Ve biz sorularımıza başlayalım bence. Beni ilk gördüğünde ne hissetmiştin anne? Ya çok tuhaf bir histi. Ama seni tanıdıkça cıvıl cıvıllığın enerjinle beraber yani bizi çok mutlu ettin. Tuhaftı derken ilk ısınamadı bence. Ya o farklı bir duyguydu. Farklı bir duygu. Ben de sana mı sorayım? Evet. Ha ben oraya bakacaktım. Şu anda hissimi sana anlatamıyorum ama demirle toprakta çok iyi anlayacaksın beni. Göreceğiz birazcık, yaşamak gerekiyor galiba. Evet, evet, yaşamak gerekiyor. Peki sen ne hissettin beni gördüğünde? Ben itiraf etmiştim bu arada. Gökdeniz bize ilk buluşturduğunda. Ben annemi çok mesafeli ve çok soğuk bulmuştum. Bunu yıllar sonra ona söylemiştim. Böyle bir mesafesi olduğunu ama tabii bu ilk görüşteki hislerimdi. Şu an asla öyle hissetmiyorum tabii ki. Bir de bir şey daha merak ediyorum. Bu hep soruluyor da bana. Gelin kayınvalide gibi mi yaşıyorsunuz yoksa bir arkadaş gibi mi? Yani bunu senin cevaplamanı istiyorum ben biliyorum ama. Yani artık seni bilemem de ben arkadaş gibi, kendi kızım gibi görüyorum. Evet, bu arada gerçekten hislerimiz karşılıklı. Annemle hem kız anne ilişkisi yaşıyoruz ama hem de arkadaş gibiyiz. Her şeyi paylaşabiliyoruz. Kesinlikle. Son bir soru daha sorayım, sonra devam edelim helvamıza. Peki bunun sebebi yani kimden kaynaklı oluyor sence? Genel olarak konuşuyorum bence bunu. Bence karşılıklı. Hiçbir şey karşılıksız değildir. Her şey karşılıklı olunca güzel olur. İlişkilerde karşılıklı anlayış olduktan sonra gayet güzel gidiyor yani. İki tarafında diyorsun. Kesinlikle, özverili ve anlayışlı kesinlikle. Olması. Ben de aynı düşüncedeyim. O zaman şimdi helvamızı kavurmaya başlayalım. İlk önce yağımızı koyuyoruz, eritiyoruz. Peki böyle şey oluyor. Bazı tarifler var ki hani ne kadar biz denesek de o büyüklerimizin yaptığı kadar lezzetli olamıyor. Bunun sebebi ne? Hani ölçü bile verseniz hani olmuyor. Bir seninki gibi olmuyor. Benim helvam olmuyor en azından. Ya bu sürekli yapmanın verdiği el alışkanlığı. El alışkanlığından evet. Yağsı eridikten sonra fazla yanmasına gerek yok. Unumuzu ilave ediyoruz. Unla birlikte kavrulacağı için mi? Evet, ya? Evet. Şerbetimiz kaynamaya başladıktan 10 dakika sonra altını kapatabiliriz. Unumuzun da artık rengi yavaş yavaş dönmeye başladı. Kısık ateşte kavrulması çok önemli. Biraz sabır işi değil mi bu? Evet, evet. Şöyle baştan yani altını açabilirsin fakat sonradan kısmak gerekiyor. Aldık bütün tüyoları. Ne kadar hafif ateşte yaparsan o kadar lezzetli olur. Helvamızın artık rengi döndü. Şimdi şerbetle buluşma zamanı. Bu arada da karıştırmayı unutmuyoruz. Şimdi helvamız kavruldu, servise hazır.
ben nasıl olmuş diye soracağım. Güzel olmuş, güzel olmuş diyecek. Gerçekten şu an sabırsızlanıyorum tadına bakmak için. Ben un helvasını çok sıcak seviyorum. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık anneciğim. Afiyet olsun yani. Bunun tadına bakınca aklıma şey geldi. Biz de Gökdeniz'le ilk sevgili olduğumuz dönemde yemekteyiz. Böyle döndü bana durup dururken. Ben dedi annemin yemeklerinden başka dedi kimsenin yemeğini beğenmem dedi. Ben tabii o zamanlar da güzel yemek yapıyordum. Fena yemek yapmıyordum. Olsun dedim tamam annenin yemeklerini yeriz hiç sorun değil dedim. Ve şimdi böyle hem sen çok güzel yemek yapıyorsun bağlayacağım şimdi konuyu. Ben de güzel yemek yaptığımı düşünüyorum. Bir soru soracağım buradan sana. Sence gelin kayınvalide toprağına çeker mi? Çeker. Buna kesinlikle katılıyorum. Çekti de yani. Benden üstünsün şu anda yemekte. Ya sadece yemek olarak da değil, başka nelerimiz var sence beğendiğin? Her yönünden, her yönünden yani benim karakterimi almış gibisin. Ben de aynı düşüncelerdeyim. Aslında bir taraftan da erkekler de annelerine benzeyen eşleri mi seçiyorlar diyebiliriz. Olabilir. Değil mi? Olabilir. Evet, ben de o bakış şey. Açısına göre değişir. Evet. Ama ben gelin kaynana toprağa diye bir şeye inanıyorum. İnanıyorum. Ben de inanıyorum vallahi. Burada bitirmeyeceğim. Kaç tane de sizlerden gelen soruları sormak istiyorum. Bu kadar genç kalmanın sırrını çok merak ediyorlar. Sırrı genetik de olabilir. İnşallah burada da kayınvalide toprağına çekerim genetik olarak. Hayır, minyon tipli olduğum da için olabilir. Bir de makyaj yapmıyorum. Doğal akışına bırakıyorum. Peki beni becerikli buluyor musun? Ama yemek dışında. Yani az çok takipçilerim yemek konusunda biraz marifetli olduğumu biliyor. Her konuda. Öveli anne biraz öveli. Her konuda. Yani seni takdir ediyorum. Enerjinden, duruşundan etrafındaki insanlara pozitif enerji veriyorsun. Hiç kaybetme enerjini. İnşallah. Peki anne beni takipçilerime 3 kelimeyle anlatmanı istesem ne söylerdin? Her ortama girdiğindeki verdiğin o enerji, o ışık. İkincisi? Kalbinin temizliği. Zaten yüzüne yansımış. Üçüncüsü? Üçüncüsü becerikli olman her konuda ama. Çok teşekkür ediyorum. Annem beni bol bol övdü. Sen takipçilerine beni nasıl anlatırsın? Şöyle anlatırdım seni herhalde. Bir kere çok hareketlisin. Bence çok beceriklisin ve çok idare edicisin. Öncelikle ellerine kollarına sağlık. Çok teşekkür ederim. Hem bu güzel helva için hem de güzel muhabbetin için. Ben teşekkür ederim hayatım. Helva için afiyet olsun. Bu helva tarifimi beğendiyseniz kızımın kanalına abone olmayı unutmayın. Unutmasınlar. Oldu mu?